Hayırlı günler sevgili Pratik Lezzetler ve Kanal 23 izleyicilerine güzel bir Ramazan yine diliyoruz sevgili izleyiciler. Bugün yine Pratik Lezzetler mutfağında birbirinden lezzetli tariflerimizi sizlerle paylaşacağız. Bugün Elazığ'a geldik ve Harput'tayız. Tahmin etmişsiniz neler yapacağımızı. Güzel bir Harput köfte yapalım sevgili izleyiciler. İftarlığımızı. Yanına da güzel taze kayısı bulduk. Manavımızda temiz ve güzel bir kayısıydı. Onunla da güzel bir komposto yapalım. Serin serin böyle akşam iftarda güzel kardeşlerimiz içinde. Siz de eğer bugün evde ne yapacağım diye düşünüyorsanız bence çok fazla da düşünmeye gerek yok. Çünkü mutfağa girdiğinizde zaten her şeyi yemek yapmak istiyorsunuz sevgili izleyiciler. Hemen Bismillah deyip ve başlayalım sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Sizlere bugün çok lezzetli neler yapacağız? Harput köfte, komposto ve yanına da güzel bir salata sevgili izleyiciler. Hemen vaktimizi kaybetmeden suyumuzu kaynamaya bıraktık sevgili izleyiciler. Bulgurumuzu ıslatalım. Biraz bulgurumuz ıslasın. Hafif bir şey böyle. Hemen yoğurmaya başlayalım. Yoğurarak yumuşatacağız. Ardından da hemen güzelce, çünkü vaktimizi bayağı alacağı için, biraz da maydanozumuz ve kuru soğanımız yine burada ince ince doğrayacağız. Hepsini güzelce harmanladıktan sonra yapmaya başlayacağız. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, hemen yine bugün yine çalışma arkadaşlarımızdan sevgili Hatice kardeşimizin dedesi vefat etmiş. Ona da başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyor ve ailesine de sabırlar versin diliyoruz Rabbimden. Evet, maydanozumuz çok fazla olmasına gerek yok sevgili izleyiciler. Bir tutam maydanoz doğrasak, bir de kuru soğanımız var. Köşeye alalım maydanozlarımızı ve hemen yoğuracağımız kabımız da elimizin altında. Maydanozumuzu ve kuru soğanımızı ince ince doğrayacağız sevgili izleyiciler. Ardından sizlere lezzetli bir harput köfte yapacağız. Yardım etmek isteyen ne varsa sevgili izleyiciler, hemen Kanal 23'e gelebilirsiniz. Ya da akşam iftara buraya gelebilirsiniz sevgili izleyiciler. Eğer dilerseniz robotla da çekebilirsiniz ama sevgili izleyiciler, biz robotla aynı ebata hazırlamamızı yapabiliyoruz. Yoğurmamız için sevgili izleyiciler sıcak su hazırladık. Hemen yine soğanlarımızı iki bıçakla sevgili izleyiciler biraz daha ince ince doğrayacağız. Evet sevgili izleyiciler, soğanımızı da hazırladık. Şimdi yine reyhanımız, tabii ki
vazgeçilmezimiz. İçine de sadece 3-4 yaprak şöyle iyice ezdikten sonra. Çünkü en son suyuna ve sorgaçına da reyhan katacağımız için. Şu an şöyle çok bir tutam sadece 2-3 yaprak böyle yoğururken de güzel bir kokuyu versin istiyoruz. Ve yine sevgili izleyiciler, karışık salçamızdan var. Bir kaşık dolusu, dolu dolu bir kaşık kullanacağız. Kıymamızı da burada sevgili izleyiciler, yine bulgurumuzu da ilave edeceğim ben. Biraz bol yapacağız bugün sevgili pratik lezzetler izleyiciler. Çünkü kalabalık bir ekip arkadaşımız var. Eğer siz de evde yapmak isterseniz ölçümüz bir çorba kase dolusu bulgur koydum ben. Yaklaşık 400 gram kadar da sevgili izleyiciler normal bizim kıymadan koydum. Bir 50-60 gram kadar da tavuk kıymamızdan ilave ettim. Ve yine bir yemek kaşığı sevgili izleyiciler dolu dolu tepeleme salçamız. Yine tuzumuzdan da biraz ilave edeceğiz. Tuzumuz da bir tatlı kaşığı dolu dolu tepeleme olacak. Çok küçük bir parçada yine karabiber sevgili izleyiciler. Yeni bahardan da yine bir çay kaşığı kadar ilave edeceğim ve yoğurmaya başlıyoruz. Elimizi de arada ıslatacağız sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Harput köfteyi sevgili izleyiciler, eğer bilmeyen tabii ki kesinlikle vardır. Özellikle bizi il dışından izleyen izleyicilerimiz ve Elazığ'a gelen gelinlerimiz de bilmiyor olabilir. Şimdi yapım aşaması asıl biraz uğraştıracak bizi. Çiğ köfte yoğurur gibi sevgili izleyiciler iyice yoğuracağız. Bulgurumuzu iyice kıymamızla, baharatlarımızla yoğurmamız gerekiyor sevgili izleyiciler. Çünkü bulgurumuzun iyice yumuşaması lazım içinde.
Eğer bugün sizler de bir şeyler yapmak istiyorsanız mutfağınızda hemen bugün çok güzel bir harpur köfte yapabilirsiniz iftarda. Hem çok lezzetli sevgili izleyici hem de doyurucu. Biraz daha yoğurduktan sonra tamamdır sevgili izleyiciler. WhatsApp numarasından bize tariflerinizi atabilirsiniz. Ya da harput köfteyi siz nasıl yapıyorsunuz sevgili izleyiciler? O tarifinizi yazabilirsiniz bize. 0506-094-67 sonu kanal 23 sevgili izleyiciler. Az önce aslında sevgili izleyiciler bir arkadaşım çok merak etmişti. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum. Harput köfteyi sen mi yapacaksın dedi. Evet ben yapacağım dedim. Nasıl yani tek tek yuvarlayacaksın mı dedi. Evet dedim. Peki parmak arasında da çevirecek misin dedi. Evet dedim. Bakalım bir yapabiliyor muymuşum. O da bizi izliyordur. Yorumlarını bekliyorum. Yapabilir miyiz Abdurrahim? Daha önce yapmıştık. Bugün de Ramazan'a özel sevgili izleyiciler. İşli köfte de mi yapalım? Ramazan'da evet işli köfte vazgeçilmezimiz. O zaman bir günde işli köfte yapalım. Madem Abdurrahim ister biz de seve seve yaparız. Göresel yemeklerimizi sırayla hepsini sevgili izleyiciler günümüz, vaktimiz yettikçe biz hazırlayacağız sizler için. Evet, bir 5 dakika daha yoğurduktan sonra dinlenmeye alacağım. Sevgili izleyiciler, ardından da tezgahımı güzel bir silip temizledikten sonra da yapmaya başlayacağız. Evet çok aşırı yumuşak da değil, çok aşırı sert de olmayacak. Şöyle hemen ben içimiz hazır dinlenmeye alıyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi tezgahımızı toparlayalım sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi bir tane her ev hanımının yaptığı gibi bir tane de biz denedik. Dağılmıyor evet.
Numaramızı tekrar sevgili yönetmenim ve rejideki arkadaşlarımız Bahadır'a da buradan selamlar olsun veriyor sevgili izleyiciler. 0506-094-67 sonu kanal 23 ve Elazığ plakası. Bizimle hem tariflerinizi paylaşabilirsiniz hem de ya ben Harput köfteyi daha güzel yapıyorum, daha değişik bir tarzda yapıyorum bize paylaşabilirsiniz. Bunları evet sevgili izleyiciler artık yavaş yavaş hazırlığımızı yapıp ve başlayacağız. Yine tabii ki eldiven kullanabiliyoruz. Kullanacağız. Tenceremiz de bu arada ocağın üstünde. Köftelerimizi yaptıktan sonra reklamlardan sonra ikinci yarıda da sevgili izleyiciler ne yapacağız? Güzel bir sorgaçımızı hazırlayacağız ve köftemizi pişirmeye başlayacağız. Ve yanına da çok güzel bir komposto. Onun yanına da sevgili izleyiciler çok güzel bir salata hazırlamış olacağız. Hemen alıyoruz kenara ve yine borcamımızı alalım sevgili izleyiciler. Yine borcamlarımız rafta olduğu için bir hafif su vurmuş olalım. Yine bir kase sıcak su elimizin önüne alıyoruz sevgili izleyiciler. Ben birkaç damla da sıvı yağ ilave etmek istiyorum. Çünkü elimizi arada batırdığımızda köftelerimiz biraz daha parlak çıksın sevgili izleyiciler. Öncelikle şöyle hazırlıyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü tek kişi olduğum için öncelikle şöyle küçük küçük kesip hazırlayacağız ve birazdan da başlayacağız sevgili izleyiciler. Sizlere tek tek evet ne kadar güzel yapabiliyorsak Elazığ Harput köftesinin tek bir özelliği de sevgili izleyiciler normal diğer illerdeki köftelere rağmen ve onlardan daha bir güzel olması için bizi öncelikle şöyle yaptıktan sonra ve parmağımızın iki parmak arasına şöyle gezdirdiğinizde sevgili gördüğünüz gibi basık bir köfte. Sadece şekil şu sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi iki parmağımızın arasına almışız şöyle ve şöyle çeviriyoruz parmağımızla. İşte Harput köftemiz hazır. Evet sevgili izleyiciler yapabiliyoruz demek ki. Az önceki arkadaşıma da buradan sevgiler gönderiyorum. Eğer inanmayacaksa da bir gün iftarlık ona Harput köfte yapabilirim. Elazığ'ımızın en lezzetli yemeklerinden sevgili izleyiciler. Buradan da tüm gurbetçilerimize de gelsin bugünkü Harput köftemiz. Ve onlar da şimdi özlemiştir. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz için bugün biz Harput köfte. Ve güzel yine aslında kuru kayısıyla da yapardık ama taze kayısı baktım çok güzel. Bir de taze kayısıyla güzel de bir eskilerin hani babaannelerimizin dediği gibi hoşaf ama biz komposto şimdiki ismiyle güzel de bir hoşaf
hazırlayacağız sevgili izleyiciler. İşte bizim sevgili izleyici Harput Köfte'nin uğraştırdığı nokta bu. Aslında çok güzel bir uğraş. Çünkü sonunu lezzetli bir yemek olduğu için o yüzden de ne yapıyoruz? Biz birçok aslında Elazığ yöresel yemeklerimizde saatlerce uğraştıran yemeklerimiz var. Ve bazı yemeklerimiz bir gün önceden hazırlık yapılır. Dinlenir, fırında pişen yemeklerimiz var. Ama her şey 10 dakika için değil tabii ki. Bu lezzet asırlardır damaklardan bugüne kadar sevgili izleyiciler. Ve kaçıncı asır oldu artık bilemiyoruz ama bugünümüze kadar gelmeye devam ediyor. Ve bugünümüzden sonra bizden sonraki nesillere de aşılana gidecek sevgili pratik lezzetleri izleyicileri. Evet, dün yine çok kıymetli bir sanatçımız vardı. Aslında bilseydik dün Harput köfte yapardık. Bari biraz yorulurduk onu çalıştırırdık ama dün de çok güzel yine bir Osmanlı mutfağımıza gittik sevgili izleyiciler. Neyse biraz sonra reklam arasında yan taraftan Fatih Çakar'ı çağırırım. Beraber güzel bir Harput köftemizi bitiririz sevgili izleyiciler. Çünkü bir tencere yapacağız bugün. Bol kıymalı yaptık bugünkü çünkü bulgurumuzu az kullandık sevgili izleyiciler. Normalde yarım kiloya hemen hemen yarım kilodan biraz fazla bir 600 gram kadar da bulgur kullanmamız lazım kıymaya. Ama biz bugün biraz kıymamızı bol tuttuk ki lezzetli bir iftar yemeğimiz olsun akşama. Yarın yine aynı saatte saat 2'de. Farklı bir lezzetle sizlerle beraber olacağız. Artık saatlerimiz Ramazan süresince değişti sevgili izleyiciler. Saat 2 ile 4 arası her gün Kanal 23'teyiz. Canlı olarak sizlere evinize, mutfağınıza kadar bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz de size keyifli, lezzetli tariflerimizi paylaşıyoruz sevgili izleyiciler. Tamamen iki parmak arasında sadece sevgili izleyiciler. Bir de orta parmağımızı kullandığımız için üç parmakla sizlere çok lezzetli köfteler hazırlıyoruz.
Evet sevgili izleyiciler, bugünkü menümüz tamamen yöresel. İşte ekranlara da geldi sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi salçalı güzel, kıpkırmızı bir lezzetli harput köfte. İçli köfte de bunun yanına ilave ettiğimizde ismi değişiyor değil mi Abdurrahim? Analık hızlı oluyor hemen. Ama bizde ayrı ayrı Elazığ'da, yöremizde Harput'tan gelen köftelik bulgur sevgilize kullanıyoruz. Ve orta yağlı kıyma kullanıyoruz. Yine bir adet kuru soğan ve maydanoz, karabiber, tuz. Güzelce yoğurduktan sonra da şöyle tek tek yapıyoruz sevgili izleyiciler. Bulgur çünkü çok kaldıkça da biliyorsunuz şişmeye başlıyor. Yavaş yavaş çiğ köfte gibi. Ama biz zaten bunu hemen şimdi sizlere yayın süresince ikram etmiş olacağız bile. Pişirmiş olacağız birazdan. İkinci yarıda da sevgili izleyiciler ne yapacağız size? Çok lezzetli bir komposto, ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize de onu da söylemiş olalım. Taze bir kayısımız var. Bu arada ben hemen sadece bir şeyi hatırlatmak istiyorum sevgili. Daha doğrusu bir teşekkür etmek istiyorum. Dün yine 153 belediye ihbar hattını aradım sevgili izleyiciler. Sürçülü'de kapının önünde bir logar kapağı düşmüştü. Ben buradan tüm gayretini gösteren belediye başkanımıza ve oraya gelip de o çalışmayı yapan arkadaşlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben telefon açtıktan bir yarım saat, bir saat sonra gelip hemen onarıp bitirmişler. Gerçekten çok sıkıntılı bir yerdeydi. Çünkü hem zemin geçişti, geçer geçmezdi. Logar çökmüştü iyice. Çünkü görülmez bir yerdeydi. Bir araba veya bir çocuk düşseydi ciddi kazalara sebep olacaktı. Ben buradan tekrardan 153 dakika önce arkadaşımızı tebrik ediyorum. Ve ardından da yine belediye başkanımız ve tüm ekibini tebrik ediyorum. Buradan pratik lezzetler ustası olarak gerçekten çok hızlı bir dönüş sağlamaya başladılar. Buradan çok sağ olsunlar. Bir de belediye gibi hızlı çalışan keşke de devlet demiryollarımız olmuş olsa. Çünkü oradaki hem zemin geçişteki kollar bir haftadır yine kırık ve sinyalizasyon çalışıyor. Sürekli çalışıyor. Gelenler tabii tereddütlü geliyor. Allah korusun tren birden geldiğinde oradan ciddi bir kaza da olacaktır. Eğer devlet demiryollarından bizi de izleyen, duyan varsa lütfen belediyeyi örnek alsınlar. Ekranlarını yeni açmış olan sevgili izleyicilerimize rejideki sevgili yönetmenimle rejideki arkadaşımız Bahadır sık sık yemeklerimizin tariflerini ekrandan olabildiğince sizlere tekrardan ekrana getiriyor sevgili izleyiciler. Çünkü evet Ramazanlık olduğu için malum temizlik, iftar saati olduğu için de ev hanımlarımız bazen unutabiliyor, dalabiliyor. O yüzden tekrar gösterdikleri için ben sevgili yönetmenime çok teşekkür ediyorum ve Bahadır'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Akşama harput köfte yiyeceğim Bahadır.
Sevgili izleyicilerim, kirli gelen mesajlara cevap veremiyorum. Bu arada hemen birazdan sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra bitmiş olacak zaten. O yüzden şimdiden sevgili izleyicilerimizden ben özür diliyorum. Mesajlar gelsin. Birazdan cevap vereceğim mesajlarınıza. Zaten yavaş yavaş sevgili izleyiciler bir 12 dakikamız var reklama gitmek için. 12 dakika sonra reklamlara gideceğiz. Reklam dönüşünde de harput köftemizi bitirmiş olacağız. Güzel bir salçalı sosuyla pişireceğiz ve ardından da sevgili izleyiciler ne yapacağız? Çok güzel bir komposto, yanına da çok güzel bir çoban salata hazırlayacağız. Salatalarımızı ayrı ayrı hazırlayacağım ben sevgili izleyiciler. İftar saatine doğru güzelce karıştırabilirsiniz. Çünkü şimdi karıştırsak bile salatamızı biliyorsunuz soğan, domates birleşince suyunu bırakacaktır. O yüzden ayrı ayrı doğrayıp hazırlayıp güzelce bir servis edeceğiz size. Akşam da iftar saatimizden 10 dakika önce güzelce bir bol limonlu sizlere servis edeceğiz. Şöyle hemen hafifçe bir tekrardan biraz yoğurayım sevgili izleyiciler. Yine numaralarımızı hatırlatalım. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicileri, WhatsApp numaralarımızı oradan bize mesaj atabilirsiniz. Tariflerinizi atabilirsiniz veya konuk olmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ne istiyorsanız oradan yazabilirsiniz. 0506-094 67 sonu kanal 23 sevgili izleyiciler.
Ben tekrardan reklama gitmemize bir 6-7 dakika var ama sevgili izleyicilere mesaj gönderen izleyicilerimizden gerçekten özür diliyorum. Ellerim kirli olduğu için birazdan mesajlarınızı hepsini okuyacağım. Sizlere de paylaşacağım sevgili izleyiciler. Çok fazla da bir şeyimiz kalmadı sevgili. Az bir bulgurumuz kaldı. Onu da bitirdikten sonra biz yavaş yavaş hazırlığımızı yapıp yine tezgahımızı temizleyip ve ardından da sevgili izleyiciler reklama gideceğiz. Bir mola vereceğiz. Ardından geldikten sonra da köftelerimizi pişireceğiz. Ve güzel kompostomuzu yapacağız. Salatamızı yapacağız. İftar menümüzü de hazırlamaya başlamış olacağız. Cuma günleri sevgili izleyiciler kahvaltılık, sahurluk hazırlıyoruz. Yine bu cuma yine kahvaltılıklarımızı hazırlayacağız. Eğer varsa öneriniz, tavsiyeniz sahurluk için bizlerle paylaşabilirsiniz. Az kaldı artık sevgili izleyiciler. Son 3 dakikamız reklama gideceğiz. O yüzden fazla da bir şeyimiz kalmadı. Hemen köftelerimizi bitireceğiz. Reklamlardan sonra da köftelerimizi pişireceğiz sizlere. Bugün pratik lezzetler mutfağında Harput köfte sevgili izleyiciler. Menümüzde var. Yine yanına yakışabilecek çok güzel bir kayısı kompostumuz. Yanına da
Çoban salata sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arası vereceğiz. Köftemizde çok az bir şey kaldı. Biz reklama döndükten sonra bitmiş olacaktır. Siz sakın bir yere ayrılmayın. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz, ekran başına yeni oturmuş olan izleyicilerimiz de şimdi çok merak ediyorlardı neler var. Bugün Harput köfte yapıyoruz sevgili izleyiciler. Devamını reklamlardan sonra söyleyeceğiz sizlere. Daha yanında neler yapılacak. O yüzden reklamlardan sonra biz yine Pratik Lezzetler Mutfağı'nda Kanal 23 ekranlarında olacağız. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, Pratik Lezzetleri Kaldı Yeden devam ediyor. Hemen ilk önceki ne yapıyoruz? Sonra açımızı salçayı dolaptan koşarak aldım. O yüzden yetiştim son anda sevgili izleyiciler. Hemen vaktimizi çok fazla kaybetmeden ne yapıyoruz sevgili izleyiciler? Sonra açımı yapmaya başlayacağım. Yine yarım soğanı sorgaçta kullanacağım sevgili izleyiciler. Onun için tereyağı kullanacağız. Hem sıvı yağ hem tereyağı kullanacağım. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı kullanıyorum. Ve yine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri sıvı yağımızdan ilave ediyoruz. Köftelerimiz hazır. Bitirdik. Yine bir adet eldiven kullanalım çünkü soğan doğrayacağız. Yine reyhanımız var zaten. Salçamızı kızarttıktan sonra reyhanımızı da ilave edeceğiz. Ben hemen bir diğer tenceremi almak istiyorum sevgili izleyiciler. Yine büyük tenceremi alayım. Ve güzel lezzetli bir hoşafta pişirelim sevgili izleyiciler. Ekip arkadaşlarımıza. Hemen yine arıtma suyumuzdan tenceremize suyumuzu alalım.
Yine hoş yapımız için sevgili Kanal 23 izleyicileri bir parça limon ben kullanacağım. Şöyle yine bir parmak kalınlığında tıraş limon kullanıyoruz. Hoşafımız için sevgili izleyiciler bir su bardağı dolusu, yaklaşık 300 milimlik bir su bardağı var. Dolusu şeker. Kayısılarımız da burada hazır. Yine bir sudan geçirdikten sonra istediğiniz ebatta doğrayabilirsiniz. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, biz biraz daha küçük küçük doğrayacağız ki akşam kalabalık bir ekip arkadaşımız olduğu için güzelce bir kayısı hoşafı da çekirdeklerini şöyle çıkarıyoruz sevgili izleyiciler. Şöyle biraz ince ince doğrayacağız. Güzel bir kayısı hoşafını sizlere bugün akşam ikram edelim sevgili izleyiciler. Genelde kayısı hoşafını aslında kışın güzel kurutulmuş ve gömme yapılırken, şimdi Fatih abi de karşımda hazırda acıkmış, gömme yaparken güzel bir hoşafla lezzetli bir... Evet. Tabi dileyen tüm de atabilir ama biz bugün kalabalık bir ekibe yapacağımız için bir de taze kayısı sevgili izleyiciler, daha tam bizim Elazığ ve Baskil kayısımız da gelmediği için biz şöyle güzel bir taze kayısından yine güzel lezzetli bir hoşaf yapacağız sizler için. Bu arada soğanlarımız yavaş yavaş pembeleşiyor sevgili Pratik Lezzetleri izleyicileri. Yine şerbetimizi de karıştıralım sevgili izleyiciler. Şekerimiz iyice erisin çünkü. Ve limonumu ben şöyle gördüğünüz gibi parmak kalınlığı bir limonu da ilave ediyorum. Ve şimdi soğraçımızın salçasını ilave edeceğiz. Soğanlarımız da iyice pembeleşti sevgili izleyiciler. Sadece salçanız iyice kızarması gerekiyor sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Çok küçük yine bir karabiber ilave edeceğim. Yine hafif bir tuzumuzdan ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı da pul biber sevgili izleyiciler. Biraz da hafif acı olsun. En sonunda ne atacağız sevgili izleyiciler? Reyhanımızdan ilave edeceğiz.
Evet, salçamız iyice kızarmaya başladı. Yine sıcak suyumuz da var. Zaten lavabodan da sıcak suyumuz var sevgili izleyiciler. Biraz köftemiz bol. Evet, suyumuzu bol koyduk çünkü malzememiz de bol. Şimdi sevgili izleyiciler, suyumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Kaynar kaynamaz da ne yapacağız? Köftelerimizi ilave edeceğiz. Ben hemen yine bir tutam reyhanımızdan şöyle hafif üzerine atmam gerekiyor ki harput köftenin aslında asıl ilacı sizler de bildiğiniz gibi sevgili izleyiciler reyhan. Yediğimizde özellikle o tadı, aromayı hissetmemiz lazım ve çoban salatada da aynı şekilde harika bir aroma veriyor sevgili izleyiciler. Bu arada hemen gelen mesajlarımıza da bakalım sevgili izleyiciler. Feyzullah Bey, ben Molla Kendi'den Hürrem yapmaktan en keyif aldığınız ve en ideali olduğunuz yemek nedir demiş. Buradan Hürrem Hanım'a da hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Mullaköy'de sevgilerimizi göndermiş olalım. En keyif aldığım yemekleri sevgili izleyiciler, ben hemen buradan onu cevaplamış olayım aslında. Bütün yemeklerden çok gayet keyif alırım. Mutfağı çok severim. Mutfağa aşık biriyimdir. Evde çok girer miyim? Şu an çok fazla girmiyorum ama dün akşam bütün sülaleyi iftara almıştım. Tabii bir iki kişi almamıştım. Onlar da şimdi duydu. Onlar da küstü bize. Evde de yapıyorum ama en çok keyif aldığım sevgili izleyiciler İtalya mutfağı ve Meksika mutfağındaki lezzetli yemekler. Onlar da artık Ramazan sonrası sizlere vereceğiz. Tabii ki harput köfteyi de yine apayrı bir keyifle ve lezzetle yapıyoruz. Annelerimiz kadar da lezzetli yapmasak yine de elimizden geldiği kadar sevgili izleyicilerimize özellikle Elazığ'a yeni gelmiş olan gelinlerimize tariflerimizi paylaşıyoruz biz de buradan. Ve gurbetçilerimiz çok yoğun bir şekilde programımızı izledikleri için ve istekleri doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü onlar çok uzun zaman gelemiyorlar bazen. Bazen 5 ayda bir, bazen yılda bir, bazen 2 yılda bir memlekete geliyorlar. O memleket hasretini, özlemini de bir nebze olsa Kanal 23 ve pratik lezzetlerden gidermeye gayret ediyorlar sevgili izleyiciler. Biz de bir kaşık tuz da katıyorsak onların özlemini gidermek için çorbaya ne mutlu bize. Evet, hoşaflarımızın kayısını doğrayıp hazırladık sevgili izleyiciler. Yavaş yavaş da artık tezgahlarımızı hem tahtalarımızı sevgili izleyiciler kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık sevgili izleyiciler 7. ayımıza girmek üzereyiz. Kullandığımız tüm ekipmanlarımız sanki daha yeni alınmış gibi. O yüzden sizden özellikle mutfağı seven genç nesil ve aşçı arkadaşlarından, adaylarından şunu özellikle istiyoruz sevgili izleyiciler. Biz şefler olarak kesinlikle ellerindeki ekipmanları temiz, düzgün kullansınlar ki sürekli kullanabilsinler sevgili izleyiciler. Yoksa kullandıkları ekipmanları hor kullanır veya düzgün kullanmazlarsa yemek yapamayacaklar sevgili izleyiciler.
Ben Trabzon'dan Yunus. Sayın şefim, bizim yöreden de bir şeyler yapın. Trabzon'a da demiş, bekleriz. Elazığ'a ve Kanal 23'e sevgiler, selamlar. Biz de buradan Trabzon'a kucak dolu sevgilerimizi gönderelim. Tabii ki inşallah sezon finalimizi yaptıktan sonra gelebiliriz Trabzon'a gezmek için. Ben şahsım gidebilirim sevgili izleyiciler. Ama Trabzon yöresinden madem öyleyse bize güzel bir tarif atın. Onu da yapalım. Karadeniz yöresini aslında daha önce yapmıştık. Programlarımızın ilk bölümünde hamsili pilav yapmıştık. Güzel bir muhlama yapmak için ama Trabzon peyniri lazım. Sevgili Yunus Bey'e de buradan duyurmuş olalım. Eğer güzel bir tarif, böyle lezzetli bir tarif bizimle paylaşmak isterse Trabzon'dan, seve seve zevkle Kanal 23 ve Elazığ'dan Trabzon'a sevgilerimizi gönderebiliriz. Ne yapsınlar? Mıklama. Evet, bak sevgili kameramanım mıklama istiyor. O yüzden de Trabzon'dan çok güzel bir kaşara ihtiyacımız olacak. Aslında onlar bir yönden Rizeliler kuymak diyor. Trabzonlar birileri kuymak, birileri mıklama diyor ama daha biz de net cevap almış değiliz. Ama Karadeniz'i gerçekten çok severim. Tüm Karadenizli izleyicilerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ben özellikle Karadeniz'de Trabzon ekmeği dediğimiz top ekmeği, yani sadece onu kek diye yiyebiliyorum sevgili. Çok lezzetli ve çok harika bir özellikle. Ben onu yapan tüm ustalarımıza da buradan sevgiler, saygılar. Mısır ekmeğini unutmadım. Çok da lezzetli mısır ekmekleri var. Buradan onu da sizlere paylaşmış olalım. Evet, hoşafımızın şekerici eridikten sonra sevgili izleyiciler yavaş yavaş biz kayısılarımızı ilave edelim. Ardından da harput köftemizin sevgili izleyiciler neyi hazırlanıyor? Salçalı suyumuz, soraçımızda suyumuz kaynar kaynamaz harput köftemizi ilave edeceğiz. Ve ardından da salata yapımına başlayacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Evet, hoşafımızı da koyduk üstüne. Çok fazla iri yapmadım sevgili izleyiciler. Biraz daha tüm tüm kalsın ki dedik. Lezzetli bir hoşaf ikram edelim sevgili ekip arkadaşımıza. Evet, suyumuz yavaş yavaş kaynama üzere. Köftelerimi birazdan ilave edeceğim. Bu arada da ben hemen salatam için sevgili izleyiciler biraz maydanozumu hemen alıp yıkayayım. Ve çok güzel bir çoban salatamızı hazırlamış olalım. Ama bugün ne yapacağız çoban salatamızı sevgili izleyiciler? Malzemelerini ayrı ayrı doğrayıp hazırlayıp kenara bırakacağız. Ve ardından da akşam buradaki kıymetli kardeşlerimiz harmanlayıp afiyetle yiyecekler. Yine bir adet de kuru soğanımızı alacağız. Orta boy sevgili izleyiciler.
Da salatamızı da hazırlayalım sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Çünkü malzemelerimizi azar azar ayrı ayrı doğrayıp sonradan harmanlayacağız ki evet sevgili izleyiciler, çoban salatamız için kuru soğanımızı doğradık, kenara alıyoruz. Şimdi sıra biber ve salatalığımızda. Salatalıkla biberimizi aynı yere koyabiliriz. Daha iftar saatimiz olduğu için sevgili izleyiciler biz bunları hepsini ayrı ayrı doğrayıp hazırlayacağız ve akşamda burada harmanlayıp afiyetle yiyecek ekip arkadaşlarımız. Hemen şimdi ne yapıyoruz sevgili izleyiciler? Ben köftelerimi artık pişirmeye başlıyorum çünkü suyumuz kaynadı sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Birazdan salçanın ne kadar fazla kızarttığınızın aradaki farkını sizlere göstermiş olacağım sevgili izleyiciler. Ne kadar anlatsak da tabii ki olmaz ama birebir göstermiş olacağız sevgili izleyiciler sizler için. Evet, harput köftemizi de koyduk üzerine. Ve şimdi pişmeye bırakıyoruz sevgili izleyiciler. Bir 5 ya da 10 dakika piştikten sonra harput köftemiz hazır. Hoşafımız da kaynamaya başladı sevgili izleyiciler. Yine gelen bir mesajımız var. Onu da okuyayım. Onun salatamıza devam edelim. Ben aşağı Hoh'tan demiş. Köyünden
Ecmain, şefim akşama buyurun iftarı bizim de köyde yapalım demiş. Top ekmeğini ekmeğiyle cumhur adında bir yemek yapıyoruz demiş. Bilir misiniz yapılışını? Yani isimler bazen değişiyor ama malzeme listesi olursa atarsanız veya bir görseli, resmi var atabilirsiniz. En azından cumhur nasıl bir yemek onu da görmüş olacağız. Bazen bildiğimiz yemekler Elazığ'da da olsak ilçelerimizde, köylerimizde bazen isimler değişebiliyor. Ondan dolayı hani net bir şey söyleyemiyorum sevgili Ecmain Bey'e. Çok teşekkür ederim iftar daveti için de. İnşallah nasip olursa tabii ki bir gün neden olmasın. Evet sevgili dinleyiciler, domatesimizden doğradık hazır. Hemen onu da güzel bir yine tabağımıza alalım. Ayrı ayrı tüm malzemelerimizi şimdi evet sevgili izleyiciler yine bundan maydanozu soğanın üzerine bırakalım. Maydanozumuzu da şöyle borcamlarımız hepsini kenara alalım. Çünkü bunlar birazdan sevgili izleyiciler makineye girecek. Evet, yavaş yavaş köftemiz de başladı kaynama. Çünkü köfteyi koyduğumuzda suyumuz biraz daha tabii ki soğudu sevgili izleyiciler. Şimdi çoban salatamız için hemen şöyle malzemelerimiz burada sevgili izleyiciler. Yine limonumuz da burada hazır. Biliyorsunuz çoban salata, domates, biber, salatalık, kuru soğan ve maydanoz. Maydanoz sevmeyenler olabilir. Yavaş yavaş sevgili izleyiciler sizler için hazırlığımızı yapıyoruz. Çünkü vaktimize bakalım şöyle bir hemen yaklaşık 15-20 dakika vaktimiz var daha sevgili izleyiciler. Salatamız hazır ve şimdi köftemizle neyi pişiriyoruz sevgili izleyiciler? Hoşafımızı pişiriyoruz. Bugün pratik lezzetler mutfağında. Harika lezzetli kokular
yayıldı. Biraz sonra aşağıdan yukarı doğru ekipten gelenler olacaktır Abdurrahim. Evet, bunları kilitli bir dolaba alalım. Akşam iftarda da. Evet sevgili izleyiciler, hoşafımız da 5 dakika sonra hazır. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede. Çünkü neden? Taze kayısı olduğu için sevgili izleyiciler. Çünkü çok fazla pişirdiğimizde ne olacak? Reçel görevi görmüş olacak. Beş dakika hoşafımız haşlayacak. Sevgili izleyiciler pişecek. Bir 6-7 dakikada köftemiz, daha doğrusu köftemiz de 5 dakikada yeterli olacaktır. Çünkü yavaş yavaş suyla yağ köfte bütünleşiyor. Tamamen özleşmiş oluyor sevgili izleyiciler. Çünkü soğurgacımızı iyice kavurmamızın sebebi su bir tarafa, yağ bir tarafa gitmesin diye. Kesinlikle tavsiye edeceğimiz püf nokta, yani özellikle salçalı yemeklerde bazen olabiliyor. Soğanı, sarımızı, salçayı kavurmadığımız zaman tabii ki ayrı ayrı durabiliyorlar. Eğer ki Trabzon'daki kardeşimiz bizi, abimiz bizi izliyorsa bize hemen tarifini atabilir. Biz de buradan elimizden geldiği kadar bütün yörelerimize gitmeye gayret göstereceğiz sevgili izleyiciler. Buradan sosyal medyaya bakıyorum sevgili. Bazen mesajlarımız geliyor. Oradan bakamıyoruz. Geç oluyor ama oradan da izleyicilerimiz bize küsmesinler diye onları da kontrol etmek zorundayız. Ben tüm izleyicilerimize yine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bize gösterdikleri yoğun sevgiden ve yoğun ilgiden dolayı pratik lezzetleri evlerinin mutfağını açtıkları için çok teşekkür ediyorum ben tüm izleyicilerimize. Hemen sevgili izleyiciler, hoşafımız da hazır. Ben hoşafımı da arayayım. Şöyle yavaş yavaş tezgahlarımızın üzerine. Çünkü biraz sıcak olduğu için ben şöyle bir hasır ilk öncelikle sermek istiyorum sevgili izleyiciler. Şöyle tencereyle bırakalım ki birazdan bu soğuduktan sonra da ne yapacağız sevgili izleyiciler? Dolaba koyacağız. Çünkü dolapta da iyice soğuduktan sonra, ama tabii biraz daha fazla pişirdiğimizde, biraz daha fazla şeker attığımızda kayısı reçelimiz hazır sevgili izleyiciler. Evet, köftemiz de hazır. Hemen onun altını kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Ve akşama kadar şimdi nasıl kalacak bu? Biz suyunu süzeceğiz sevgili izleyiciler. Suyunu ayrı bir kapta bırakacağız. Tanelerini, köftelerini ayrı bir kapta bırakacağız. Ardından da iftar yakın. Buradaki arkadaşlar onu ısıtıp afiyetle yiyecekler sevgili izleyiciler. Ben hemen o çorba, o tenceremi de alayım buraya sevgili izleyiciler. Çünkü bugünkü yemeklerimizi yine bitirmiş olduk. Biraz daha erken bitirmiş olduk. Evet, çünkü yavaş yavaş sevgili izleyiciler onları süzeceğiz. Süzdükten sonra da gördüğünüz gibi su bir tarafta, köfte bir tarafta değil, salça bir tarafta değil sevgili izleyiciler. İşte gördüğünüz gibi bütün hepsi tamamen bütünleşti. Kıpkırmızı bir renk sağladı. O da salçamızı biraz daha fazla kavurduğumuzun içindir. İşte burada da hoşafımız yine hazır. Hemen şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, hoşavlarımız yine taze kayısı olduğu için tane tane
akşam iftarlık hazır sevgili pratik lezzetler izleyicileri. Yarın yine saat 2'de biz Kanal 23 ekranlarında olacağız. Sizlere yine lezzetli tariflerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer siz de az önceki Trabzonlu abimiz gibi bir tarif söylemek isterseniz kesinlikle paylaşabilirsiniz. Hemen numaralarımızı tekrardan sevgili yönetmenim atıyor. 0506 094 67 sonu Kanal 23 sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün biz Pratik Lezzetler Mutfağı'nda sizlerle canlı yemeklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz hemen çünkü burada birazdan sevgili izleyiciler başka bir tencereye süzmemiz daha doğru olacaktır. Çünkü biliyorsunuz harpo köftemiz kaldıkça yavaş yavaş dağılır. O yüzden reklamlardan, daha doğrusu biz reklam arası verdik. Bittikten sonra da programımız köftelerimizi süzeceğiz. Akşama kadar burada kalacak ve tüm ekip afiyetle iftarını açmış. Buradan tüm Müslüman alemimizin tekrardan Ramazan'ını kutluyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyoruz. En kötü günümüz böyle güzel geçsin, bayram neşesinde geçsin istiyoruz. Buradan da tek duamız tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Eğer hastası olanlar varsa da Rabbim bir önce şifalar versin diyoruz. Çünkü çok güzel bir ay içerisindeyiz. Bol bol dua edin. Bol bol sevgili izleyiciler. Sevdiklerinizi hatırlayın, arayın, sorun. Yine hemen ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize ben tekrar bütün tarifimi vereyim. Çünkü bazen istiyor ev hanımlarımız özellikle bugün neler yaptınız, tüm tariflerinizi tekrar verir misiniz diye rica eden sevgili izleyicilerimiz var. Bu arada da yavaş yavaş sevgili izleyici ben köftelerimi süzmek istiyorum. Onu da çünkü güzel bir şekilde tüm ekip arkadaşlarımız afiyetle akşam rahat rahat yesinler diye. Bu arada da hem tüm izleyicilerimizle de paylaşmış olduk sevgili izleyiciler. Yani harput köftenin püf noktalarını ve özelliğini öğrenmiş olduk. Çünkü neden? Bilmeyenler, yani şöyle Elazığ gelin gelen ablalarımız, kardeşlerimiz tabii ki bunu bilmeyecekti. Biz bunu da hem göstermiş oluyoruz. Eğer bir gün bir tencere harput köfte yaparlarsa evde kaldı bitmedi. En azından onu da süzecekler sevgili izleyiciler. Güzel bir yine borcamı ben yıkamıştım. Borcamı alacağım. Akşam da yiyebildiğiniz kadar suyunu ısıtıp ve ardından da sevgili izleyiciler tanelerini içine atıp hafif bir kaynattığınızda lezzetli bir harput köfteyi yine devam etmiş olacaksınız yemeye. Çünkü yoksa çok kaldığında biliyorsunuz bulgur kaldıkça şişecektir sevgili izleyiciler. O da haliyle ne yapacak? Lezzeti alamayacaksınız. Buradan da bu tiyomuzu vermiş olalım tüm ev hanımlarımıza. Zaten Elazığlılar bilir ama Elazığ'ımıza misafir gelenler ve il dışında harput köfte yapmak isteyenler bunu bilmeyebilir. Biz onu da Kanal 23 ekranlarında pratik lezzetlerden hemen duyurmuş olalım. İşte gördüğünüz gibi köftelerimizi süzüyoruz. Sevgili izleyiciler iyice.
Bugün hem harput köftenin yapılışını hem de eğer tencerenizde kaldığında sonrasında nasıl bir işlem uygulayacağınızı sizlere paylaşmış olduk sevgili izleyiciler. Evet, harput köftemizi süzdük iyice. Bu arada bunu da sizlerle paylaşmış olduk sevgili izleyiciler. Akşam tekrardan aynı suda yine güzelce su kaynadıktan sonra köftelerimizi ilave edeceğiz ve misafirlerimize ikram edeceğiz sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Hem pişirdikten sonra hem nasıl bir işlem uygulayacak? Az önce de bahsettiğimiz gibi Elazığ'a yeni gelmiş gelin ablalarımız eğer ki evde bugün harput köfte bolca bir tencere dolusu yaptılarsa tabii ki suda sakın unutmayın onu. Suda kaldığında dağılacaktır sevgili izleyiciler. Çünkü bulgur kaldıkça şişecektir siz de bildiğiniz gibi. Ama ne yapacaksın? Süzdükten sonra da yine bir tencereye alın. Daha sonra lezzetli bir şekilde gelen misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Yine güzel bir kayısı kompostomuz ve yine yanında güzel bir çoban salatamız. Salatamızı tabii ki birleştirmedik sevgili izleyiciler. Daha iftar saatimize olduğu için tüm malzemelerimiz burada doğranmış hazır. Akşam sadece buluşturup onları güzelce harmanladıktan sonra zeytinyağını, nar ekşisi, limon ne seviyorsanız onu da ilave ettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Ben tüm Pratik Lezzetler izleyicilerine, tüm Kanal 23 izleyicilerine son 4-5 dakikamız sevgili izleyiciler. Biraz da sohbet ediyoruz sizinle. Hem bu arada da tezgahımızı toparlıyoruz yavaş yavaş. Mutfağımız da biraz temiz kalacak. Yemeklerimiz hazır gördüğünüz gibi. Hem güzel bir harput köfte suyumuzun kapağını kapatalım. Yine hoşafımız biraz açıkta kalsın ki soğusun, dolaba atalım. Yine harput köftemiz gördüğünüz gibi burada çok lezzetli, bol kıymalı bir harput köfte yaptık. Harput köftenin iç harcını ben tekrardan hemen şöyle ekranlarını yeni açmış olan ve uzakta olanlar, Elazığlı olmayan harput köfteyi merak edenler için sadece köftelik bulgur sevgili izleyiciler, ince bulgur dediğimiz güzel bir ince bulgurdan biz bir çorba kasesi dolusu yaptık bugün. Yine bir 350 gram kadar ben yaklaşık kıyma kullandım aynı bir çorba kasesi kıymama. Bir adet kuru soğanın yarısını, orta boy bir kuru soğanın yarısını ince ince doğradıktan sonra bir tutam da maydanoz ve yine tuz, karabiber, biraz da pul biber attıktan sonra sıcak suyla iyice yoğurduktan sonra zaten yapım aşamasını daha sonra izleyebilirsiniz. Yine pratik lezzetleri merak ettiğiniz bölümlerini sevgili izleyiciler YouTube kanalından Kanal 23 Pratik Lezzetler yazdığınızda tüm bölümlerimizi aynı anda hepsi orada görebilirsiniz. İstediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. İstediğiniz tarifi oradan alabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir bölüm olabilir. Onları da oradan almış olabilirsiniz sevgili izleyiciler. Eğer sizler de güzel, lezzetli tarifleriniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. WhatsApp numarasını bize atabilirsiniz. Yine sevgili Gülşah arkadaşımıza da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çünkü o da bizi izliyormuş ve harput köfteyi çok seviyormuş. Taş ekmeğini çok seviyormuş. Buradan inşallah önümüzdeki günlerde de tabii ki daha bugün harput köfte yaptık. Önümüzdeki hafta içi bir günde güzel bir içli köftemizi yapalım. Bol cevizli bir içli köfte yapalım ama palo usulü yapacağız bu sefer. Güzel yine biraz küçük yapacağız ve bol salçalı bir suda ikram edeceğiz. Dileyenler biraz daha büyük yapabilir. Onu isterse haşlayıp üstüne tereyağı dökebilirsiniz. Dileyenler yine patates kızarttığımız gibi ya da kızartabilirsiniz. Ama orijinali tabii ki aynen harput köfte yaptığımız usul tarzı yapacağız. Biraz harput köfte de büyükçe olacak sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta içi onu yapacağız. Haftada bir günde biz ne yapacağız sevgili izleyiciler? Elazığ yöresine tariflerini vermeye devam edeceğiz sizler için. Çünkü biliyorsunuz
Yemek kültürümüz baya baya bir zengin. Çok sayıda reçetelerimiz var. Çok sayıda yemeklerimiz var. O yüzden sığdıramayız. Ramazan boyunca da sığdıramayız ama tabii ki arada da böyle püf noktası olan kolay tarifleri de tüm izleyicilerimize paylaşmamız gerekiyor. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Artık vaktimiz doldu sevgili izleyiciler. Son bir dakikamız. Onu da sizlere veda edelim. Sevgili kameraman sizlere tüm tariflerimizi göstersin tekrardan. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben çok teşekkür ediyorum. Kanal 23'ü izlediğiniz için bizi Pratik Lezzetler Mutfağı'nı ve Pratik Lezzetler Şefini Feyzullah Şeker'i evinize davet ettiğiniz için, mutfağınıza misafir ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Filiz kendine çok iyi bak, mutfağı temiz bırakacağım sana. Bu arada hemen artık vaktimiz doldu. Güzel bir çoban salata, yanına güzel bir kayısı komposto ve harput köfte ile bugünü tamamladık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Ve Türkiye'nin en doğru kanalı, en kaliteli programları sizlere sunmaya devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmayın, sakın kumandanıza dokunmayın. Çünkü ben kaybolacağım. Ardından sevgili Melisa hocamız yaşama dairle sizlerle beraber olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık sevgili izleyiciler.